gözleme. Şurayı falan belki koyabiliriz. Esneyişim. Tamam. Ne saçma. Hadi çabuk tamam, ışık. Güzel. Işık geldi çok. Çabuk çabuk sen çabuk. Başla, sen başla bakalım. Işık var, ışık koş koş. Gitti ışıklar. Gitti ya. Haydi ya. Okey, Almanya. Evet. Hangi kamera acaba? Neyse. Ya ben bütün hepsine üçüne de bakıyorum. Tamam. İşte. Herkese merhaba. Merhabalar. Bugün size sağlık sigortalarından, hastane sisteminden, sağlık ocağı, eczane, doktorlar, böyle aklımıza gelen bildiğimiz her şeyden biraz ufak ufak bahsedeceğiz. Biraz ben, biraz Sevi. Hem yaşadıklarımızdan hem de kendi eyaletimize göre olan uygulamalardan tabii ki. Aynen öyle. Şimdi sağlık sisteminden, sağlık sigortasından başlayalım. Şimdi Almanya'da sağlık sigortası sistemi şöyle. Siz ister çalışıyor olun veya çalışmıyor olun, hiç fark etmez. Devlet size bir sağlık sigortası atıyor, yani sağlıyor daha doğrusu. Biliyorsunuz Amerika'da mesela öyle değil. Maalesef kendiniz yatırmanız gerekiyor. Yani bir para kazanmanız gerekiyor, yani çalışmanız gerekiyor. Özel sağlık sigortası. Aynen öyle. Almanya'da böyle değil. Çalışmasanız dahil sizin bir sağlık sigortanız mevcut. Ve tabii ki hastaneler, eczaneler, yani her yerde normal çalışıyor gibi veya farklı gibi. Yani çalışıyor olsanız da çalışmıyor olsanız da herhangi bir sağlık giderlerinizi burada sigortanız ve dolayısıyla devlet karşılıyor aslında. Aynen öyle. Tabii şimdi, ki özel şirketler aracılığıyla devlet karşılıyor öyle diyelim. Şimdi şöyle bir durum var. Almanya'da sağlık sigortası sağlayan çok şirket var. Diyeceksiniz ki neye göre seçmeliyim? O da çok önemli. Aslında çok çok büyük farklar yok. Ama yine de her sağlık sigortasının herhalde Türkiye'de de öyle opsiyonları var. İşte teklifleri var. Ayrı ayrı şeyleri var. Mesela biri atıyorum sizin diş tedavinizin şu kadarını karşılıyorken öbürü şu kadarını karşılıyor gibi. Bunlar katalog halinde veya internette zaten bulunabiliyor. Bir tanesini siz kendiniz seçiyorsunuz. Yani devlet benim adımı mı seçiyor? Hayır, öyle bir şey yok. Kendiniz seçip başvuru yapıyorsunuz. Yani Türkiye'deki gibi SGK, işte emekli sandığı, Bağkur gibi hani prim üzerinden, maaş üzerinden ödenen şey gibi değil. Hani buradaki sigortalar aslında şirketler üzerinden gidiyor ama devlet bu şirketlere hani nasıl ödeneği kendi ödüyor diyeyim, değil mi? Bu şirketlerin, sigorta şirketlerinin ödenekleri devlet tarafından. Hani siz sadece bir şirket seçiyorsunuz. Durum böyle. Durum böyle. Aha. Bu sağlık sigortası. Çok da kısa bizim sağlık sigorta şirketinden bahsedeyim. A'dan Z'ye tabii ki her şeyi karşılıyor ama mesela diş temizleme olayını sadece senede bir karşılıyor. O da sizin doktorunuz bunun şeyini yazdığı zaman, hani mecburidir ibaresini kullandığı zaman. Siz kendi keyfiniz öyle gittiğinizde o zaman yine kendiniz karşılamanız gerekiyor. Bazı sigortalar var mesela senede 2 kere 3 kere karşılıyor. Bunu kastettik. Onun haricinde aslında çok da büyük bir fark yok. Aslında dişçilerin biraz daha farklı sigorta kısmı sanırım. Hani evet. Diş giderleri eğer dolgu, yani acil olan şeyler dışında çoğunu farklı bir diş sigortasıyla uyguluyorsunuz. Çoğunu normal bir sigorta karşılamıyor. Hani işte implant yaptırayım, tabii, ne bileyim lamine kaplatayım falan dediğiniz zaman özel bir sigorta yapmanız gerekiyor. Bu arada sağlık sigortası için çalışmamıza rağmen ücret ödemiyoruz. Bu da çok önemli. Aylık bir ücretimiz yok. Zaten benim maaşımın vergisinden bu kesiliyor. Ne kadar kesildiğini hiç bakmadım ama muhtemelen makul bir seviyedir. Ama ekstra bir diş için sigorta istiyorsanız bunu kendi cebinizden ödüyorsunuz. O da aşağı yukarı kişi başı yaşınıza göre değişiyor ama 30-35 euro arasında. O da çok ilginç. Mesela diş sigortası falan yapılacağı zaman sizin yaşınıza bakıyorlar. Hani değil mi? Ne kadar hasarlı dişiniz var ona bakıyorlar. Hani nasıl diyeyim? Ne kadar gençseniz aslında o buna kadar karlı. Karlısınız. Hani burada ne kadar sağlam dişiniz varsa o kadar karlısınız gibi. Şimdi aile hekimlerine geçelim istersen. Başla. Ben mi başlayayım? Sen başla. Ben anlatayım. Tamam, ben başlayayım. Şimdi arkadaşlar aile hekimi sağlık ocağı gibi düşünün aslında. Burada size atanıyor. Türkiye'de de öyle ya. Toplum sağlığı merkezleri var. Aynen. 3000, Türkiye'de 3000 veya 4000 kişilik mahallelerde biliyorsunuz 3000-4000'den itibaren sağlık ocakları çoğalıyor. Burada da 3000 aynı, hemen hemen benziyor. Siz gelir gelmez sağlık ocaklarını tek tek burada arıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki yeriniz var mı, yeriniz var mı? Yeri olan sizi kabul ediyor ve kayıt oluyorsunuz. Şimdi Türkiye'deki gibi kafama göre gideyim, ay başım ağrıyor hay falan yapamıyorsunuz maalesef. Bunun için her zaman önceden randevu almanız gerekiyor. Hele ki şu pandemi döneminde. Bir baş ağrınız, bir ateşiniz, bir mide bulantınız olduğu takdirde sizi zaten kapıdan içeri sokmuyorlar. Ama enteresan bir sistem getirmişler. Ben yaşadım geçen.
online bir şekilde doktorunla görüşüyorsun. Çok büyük bir teste ihtiyacın yoksa bir kontrole. Genelde oradan hallediyor, raporunu veya ilacını yazıyor. Ama tabii ki de acil bir şey varsa o zaman gidiyorsunuz. Şimdi bu sistemde aile hekimleri sistemin ilk basamağı aslında. Yani sizin çok acil bir şikayetiniz yoksa, yani hani kalp krizi geçirmiyorsanız mesela, öyle diyeyim, ama işte kalp ritminizde bozukluk var diyeyim, ya da işte gripal bir belirtiniz var, işte ne olabilir başka, tansiyondan, tiroidten şüpheleniyorsunuz vesaire vesaire. Bunların hepsine ilk basamağınız aile hekimi. Yani ne şikayetiniz varsa ilk önce randevunuzu aile hekiminden alıyorsunuz. O gerek gördüğü zaman sizi uzman hekimlere yönlendiriyor. Yani burada kafanıza göre, işte benim, hatta benim de aynı şekilde oldu. Kalp ritmimde bir sıkıntı var mesela. Ben hemen gidip kardiyolojiden, kalp damar cerrahisinden falan bir randevu alamıyorum. İlk önce aile hekimine gitmem gerekiyor. Orada işte benim EKG'mi, kan testlerime falan bakıyorlar. Efor testini sokuyor. Orada gerekirse sizi oradan yönlendiriyor. Yani tek başınıza gidip kardiyolojiyi aradığınız zaman o da hemen size şunu söyleyecektir. Aile hekiminizle görüştünüz mü? Buna dikkat etmek gerekiyor. Sağlık sisteminin ilk basamağı aile hekimi. Kilittir aslında. Çok da emek veriyorlar. Hani bizim kendi doktorlarımız gibi. Ancak şey var. Buraya hemen Almanya'ya geldiğinizde yapacağınız ilk işlerden bir tanesi ikametten sonra kesinlikle aile hekimine başvurmak. Çünkü ciddi oranda doktor azlığı var. Bu yüzden de hasta kabulünde, hasta kaydında sıkıntılar yaşanabiliyor. Yani aile hekimi kliniklerinde yer bulamayabiliyorsunuz. Hani bayağı farklı farklı yerleri aramanız gerekiyor. İlk halletmeniz gereken işlerden bir tanesi de bu olur diye düşünüyorum. Aynen öyle. Başka eklememiz gereken bir şey var mı burada? Başka bir şey yok. Çok özür dilerim, şeyi söylemem lazım. Hani burada da işte bir grip oldum, hani gideyim bir antibiyotik yazsın bilmem falan diye düşünmeyin. Mümkün olduğunca antibiyotik falan yazmaya karşılar. Yani hani ben şu ilacı istiyorum, ben bu ilacı istiyorum diye bir şey olmuyor. Türkiye'den itibaren kullandığınız, düzenli kullandığınız ilaçlar varsa belki Türkiye'den onun bir reçetesine, hani ya da doktorunuzdan bir yazısını alıp buraya getirirseniz, etken maddesini falan, öyle daha kolay verebilirler. Yoksa işiniz uzar. Yine bir test yapmak zorunda kalır vesaire vesaire. İşiniz uzar yani. Hastaneler kısmına geçelim. Almanya'da özel hastaneler var mı? Var ama hani bunun sayısı çok az ve ücretli. Hani çoğunlukla işlerinizi devlet hastanesinde tabii ki görüyorsunuz. Ama devlet hastanesine istediğiniz zaman tabii ki gidemiyorsunuz acil durumlar dışında. Yine ilk şeyimiz ne? Aile hekimi. Evet. Burası demek istediğim önce şey. Sevin dediği gibi, yani Türkiye'de biz alışkınızdır, çat hastaneye gideyim, maalesef olmuyor. Aile hekimi sizi yönlendirmeden, bunun için de bir kağıt veriyorlar, hastaneye giriş yapamıyorsunuz ne olursa olsun. Tabii ki çok acil durumlarda acil kapısı var, sorgusu sorarsız sizi içeri alıp tedavinizi ediyorlar. Aynen, o da zaten acilde de hani ilk acil müdahaleyi size yapıyor. Ama asıl müdahale için o da aile hekiminize bir mektup yazıyor, siz gene randevu alıp aile hekimine gidiyorsunuz. Ve hiçbir şey ödemiyorsunuz. Şimdi burada aile sağlık ocaklarından bahsettik, hastaneden bahsettik, bir de uzman hekimler var. Yani kendi yeri var bu uzman hekimlerin. Her şey için düşünün, branş için düşünün. Kardiyoloji kliniği, psikiyatri kliniği, işte yani hepsinden var. Kulak, burun, boğaz, evet, falan. Yani burada bir hastane yerine daha çok böyle klinikler var. Hani de sigortanın karşıladığı ama hani genelde özel isimlerde oluyor. Tabii, değil mi? Bunlar dışarıdan özel ve eyvah çok para ödeyeceğim gözüyle bakılır aslında bilmeyen için, ama yine sigortanın size karşıladığı bir hizmet bu, bir sistem bu. Peki bunları nasıl gidiyoruz? Tabii ki yine randevu sistemiyle. Aslında bir döngü. Yani önce sağlık ocağına gidip de sizi yönlendirebilir. Sağlık ocağı sizi hastaneye yönlendirip, hastanedeki doktor da sizi o özel yerlere de gönderebilir. Yani tamamen, ya da siz direkt arayıp da randevu olabilirsiniz. Ki çok nadir oluyor. Bu ilk önce yine sizi aile hekimine yönlendirecektir ilk teşhis için. Ve gerçekten kendi branşlarında çok da uzman hekimler bunlar. Biz küçük bir şehirde oturmamıza rağmen birçok sayıda var. Yani her branş için geçerli. Aynen. Yani işte birkaç kulak, burun, boğaz, birkaç psikiyatri vesaire klinikler var. Aynen. Şimdi randevuya çok kısa değineyim. Çok soran olmuş. İşte aylarca mı bekleniyor, haftalarca mı? Aslında bu değişebiliyor. Bu pandemi döneminde şimdi yalan söylemeye gerek yok. Gerçekten uzun süre beklediğimiz dönemler oldu. Ayla hekiminde bile 2 hafta, 3 hafta, bazen işte kalp için bir kontrol edelim dedik. 3 ay dendi, 6 ay dendi. Ama en azından opsiyonlar var. Şimdi biz küçük bir şehirdeyiz. Tabii ki kısıtlı her şey.
Ama bize 20 dakika mesafede eyaletimizin başkenti Kiel'de hemen ertesi gününe veya 2-3 gün sonrasına hangi alan olursa olsun randevu bulabiliyorsunuz. Onun için şu soruyu şöyle cevaplayayım. Büyük şehirlerde pek bu sorun yok ama küçük şehirlerde evet, değil mi? Randevu beklenebiliyor. Tabii. Doktorun maalesef. Yani burada çalışan doktorun yoğunluğuna göre az doktor varsa tabii ki daha uzun süre bekliyorsunuz. Yani o da aslında biraz şey, hastanelerin yoğunluğunu azaltmak için işleri tamamıyla kliniklere verdikleri için ilk adımda yığılmalar hep kliniklerde oluyor. Bizde de küçük bir şehir, doktor sayısı az. Hani doktor takipçilerimiz varsa normüslere bekleriz. Hani açık var. Evet. O yüzden biraz daha sıra bekliyoruz burada. Çocuk doktorları aslında yine sağlık ocağındaki gibi ilk halletmeniz gereken işlerden biri. Burada da yine kapasiteye göre bir doktoru bulabiliyorsunuz. Burada farklı. İlk önce aile hekimine gitmiyorsunuz. Çocuğunuz için doğrudan bir çocuk doktoruna kayıt yaptırmanız gerekiyor çocuğunuzu. Yani aslında çocuğunuzun aile hekimi gibi. O ayrı bir şekilde kendisi. Ve 16 yaşına kadar yanlış hatırlamıyorsam o doktor oluyor çocuğunuzun. Bir düzenli takibi var. Yani biz buraya geldiğimizde zaten bütün aşılarını falan hepsini uluslararası karneye çevirtirmiştik. Genel hemen ilk geldiğimize kayıt olduktan sonra o da genel bir muayenesini yaptı. Ben bu kelimeyi söyleyemiyorum. Ve tamamıyla bütün takipleri çocuk doktorunda. Hani şey çok soran olmuş mesela, ateşi var vesaire falan diye. Burada zaten geldiğinizde hemen size şunu soruyor. Yani yanınızda yedek olarak hani her ihtimale karşı parasetamolünüz var mı diye soruyor ilk başta. Yoksa hemen yazdırabilirsiniz. D vitamini, parasetamol, bunların hepsini hemen yazabilir. Doktor, herhangi bir sıkıntı yok burada. Çünkü çocuk her an ateşlenebilir, bunu biliyor. Çok yüksek ateşi var diyelim. Allah bizde oldu. Hani hemen doktoru aradık. Ertesi güne randevu verdi. Hani takip edin diyor yine. Hani ateş çünkü inip çıkabilir ya. Takip edin diyor. Düşmezse yarına getirin diyor. Zaten hani arada bir yere hemen acil olduğu için alabiliyor doktor, hemen muayene edebiliyor. Ancak tabii ki hani 39-40 derecelere vardı artık çocuğunuzun ateşi. Hemen acile gidiyorsunuz. Şehrinizdeki hastanenin acil bölümüne gidiyorsunuz. Orada hemen müdahale yapıyorlar. Yani bu konuda hastaneye gidemem diye ya da çocuk doktorunu bekleyeyim diye bir durum yok. Acile gideceksiniz. Burada önemli olan şey şu. Çocuğunuz varsa size verilen aşı ve kontrol tarihleri, genel kontrol tarihlerini kaçırmayın, düzenli takip edin. Çünkü doktorunuz randevularınızı kaçırdığınız zaman, yani sizin genel kontrol ve aşı randevularını kaçırdığı zaman Jugendamt'a sizi şikayet etme hakkı var. Yani ilk önce size sorar, randevunuz var, niye gelmediniz diye. Bir olur, iki olur sanırım, değil mi? Ondan sonra da sizi gençlik idaresine bildirmek zorunda. Aile çocuğun düzenli takibini yapmıyor, işte düzenli aşılarını kontrol ettirmiyor diyor. Sonra Jugendamt evinize geliyor. Herhalde işlem yapabilir. İşlem yapabilir, yasal işlem yapabilir. Hem çocuğunuzu kontrol eder, hem sizin ebeveyninizi kontrol edebilir. Buna dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi bir de eczanelere değinelim. Eczanelerle ilgili de çok soru var. Şimdi Türkiye'deki gibi işte reçete katılım payı vesaire bunlar var. Şimdi yok demeyelim. Ama sigortanız bunların çoğunu karşılıyor. Şimdi önce çocuktan başlayayım. Çocuk reçetesinin %99'u genelde karşılanıyor. Bazen çok absürt reçetenin dışında buradaki sigorta kurumlarının karşılamadığı tabii ki kalemler olabiliyor. Biz bugüne kadar Aren için maksimum 5 euro ödedik yani bir reçetesine. Ama onun haricinde hemen hemen hatırlıyorsun bir kere 30 cent bir fark çıktı diye eczacı çok mahcup bir şekilde kusura bakmayın falan demişti. Yani o derece aslında düşük. Yani vitaminlerine günlük işte D vitamini kullanması gerekiyor vesaire. Onları hiçbirine para ödemedik değil mi şu ana kadar? Vitamine bile. Yani vitaminler. Evet. Mesela şey çok ilginç. Türkiye'de meningokok aşısı var. Türkiye'deyken ben bunu ücretli yaptırmak zorunda kalmışım ilk dozunu. Burada devam ettirmek istedim. Bizim sigortamız meningokok aşılarının hepsini karşıladı. Türkiye'de ne kadardı bizim o aşı? 600 TL yaptım. 600 işte. TL bir dozuydu. İki yıl önce. Ne kadar. Ama burada bütün dozlarını ben meningokok aşısının hepsini ücretsiz yaptırabildim. Yani bunların hiçbirine, aşılara özellikle para ödenmiyor. Parasetamollere para ödenmedi. Yani %99 şu an ödenmiyor. Şu an hangisini ödediğim zaman da hatırlamıyorum yani genel ama. Olarak. Şimdi yetişkinlerin reçetesinde bu durum biraz ama değişiyor. Şimdi 15 yıl önceki Almanya'da çocuklarınki gibi hassasiyet varmış. Biliyorsunuz biz gerektiği zaman da eleştiririz. Yani %99'un karşıladığı bir dönem varmış.
Şu an bu dönem biraz değişti. Özellikle tansiyon ve kalp ilaçlarında katılım farklı, pay farkları biraz çoğalmaya başladı. Bu durum yine çok özel ve nadir kalemler için geçerli. Biz genelde kendi reçetelerimiz için yine 3-5 eurodan fazla ödemedik ama bazen bir vitamin talep ediyorsunuz veya ekstra bir ilaç talep ediyorsunuz. O zaman bu rakam biraz katlanabiliyor. Bizde D vitamini, yani burada ilaçlar pahalı arkadaşlar, bunu söyleyelim. Tabii. Yani kendi başınıza eczaneden parasetamol dışında diyeyim, ağrı kesici dışında almayın. Herhangi bir ilaç almayın. Kesinlikle doktorunuza yazdırın. Ciddi derecede pahalı yani. Bu 20 eurolar, 30 eurolardan falan bahsediyoruz. Bu sizin bir market alışverişiniz ediyor açıkçası. Mesela biz D vitaminini 35 euroya D vitamini almak zorundaydık. Evet. Doktora yazdırdığımız halde değil. Mesela D vitamini bize ödenmiyor yetişkinlere, çocuklara ödeniyor. Migreni olanlar varsa migren ilaçlarınızı kesinlikle Türkiye'den getirin. Getirebildiğiniz kadar. Bende var çünkü, bunun çok muzdaribim şu an. Bilseydim getirirdim. Türkiye'den hala getirtebiliyorum bazen gidenlerden. Migren ilaçlarını ciddi derecede az yazıyorlar. Yani burada bir migren ilacı 3 tane falan var kutuda. Hani 3 tane küçük hap. Ne kadar da onun fiyatı uçmuştu hatta. Yarısını devlet ödüyor. Yarısını siz ödüyorsunuz. Yarısını ödediğiniz zaman 25 euro ödemiştim. Yani bir migren ilacı mesela 50 euro gibi bir şey. Hani onu söyleyeyim. Bu tür hani özel spesifik hastalıklarınızda, rahatsızlıklarınızda imkanınız varsa Türkiye'den ilaç getirirseniz çok daha avantajlı olur. Yazıyorlar mı? Tabii ki yazıyorlar ama biraz yalvarmanız gerekiyor. Aynen. Savaşıyorsunuz. Zor doktora. Yani bana ilk başta ibuprofenler yazdılar, parasetamoller yazdılar geçmedi. En son dedim ki yani ne olur hani artık dayanamıyorum, ben migrenim var. En sonunda çok zor yazdılar ki 4-5. ayda yazdılar değil mi? Aynen. Sonra da bir baktık ki yarısını devlet, yarısını biz ödüyormuşuz. 25 euro patladı. Yani sağlık sistemi aslında bu burada. Şey söyleyeyim, diş hekimini de söyleyeyim mesela. Diş hekimlerinde çoğunu genel kontrolünüze sigortanız ödüyor ama geldiğinizde buraya diş sigortası yaptırmanız sizin avantajınıza olur. Çünkü gerekirse hani bir kaplama bile olsa, implant geçtim, kaplamaları falan bile karşılamıyor değil mi çoğu sigorta. Onlarda da tabii ki euro bazında olduğunda ciddi rakamlar çıkabilir. O yüzden diş sigortası bunların hepsini karşılıyor ama belli bir süre önce yaptırmanız gerekiyor. Sanırım tedavinizden bir 6 ay önce. İki şekilde var. Yani daha ucuza kaçayım diyorsanız 6 ay sonrasına veriyor. Yani 6 ay sonraki işlemleriniz için sigortalar var. Mesela ayda 10 euro, 15 euro. Ama hemen bir sigorta ihtiyacınız varsa bu tutar 3'e katlanabiliyor. Yani 30-40 eurolara kadar çıkabiliyor. Aynen. Ama onu bugün yaptırdığınız zaman yarın hemen implant için aynen başvuru yapabilirsiniz. Ama bir sıkıntınız yoksa 6 evet ay vadeli olan, hani 6 ay sonra tedaviye başlayabileceğiniz paketi seçmeniz daha mantıklı olur. Hani onu da unutmayalım çünkü çok hani sorulabilir sağlıkta bundan niye bahsetmediniz diye. Evet. Şimdi bunlar sağlık sistemi buydu A'dan Z'ye Almanya'da. Mutlaka unuttuğumuz şeyler vardır ama siz merak ettiklerinizi lütfen yoruma yazın. Bir de şurada bir yerde bir zil var, onu basın. Bir de şurada bir yerde bir takip var, onu basın. Çok seviniriz. Bunun haricinde, sağlık sistemi haricinde çok merak ettiğiniz konuları da lütfen yoruma yazın. Bizi aydınlatın. Biz seve seve bu konuda araştırıp sizi bilgilendirmek isteriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz.